Evde Poke Taso vardı ya, getirecektim. Pokemon niye yapıyoruz ki bugün? Çok Taso getirecektim. Çok küçükken Poke topum vardı benim de var. Evde Taso vardı ya. Başka bir şey mi yapsak? Pokemon mu yapıyoruz şimdi? Pokemon yapıyoruz. Mecbur şimdi. Bunda komik şeyler de var. Ama Taso'lar vardı, onu getirmedim. Taso'larım vardı ya. Resmini çeker, sağla sola ilişkiler. He, onunla uğraşacağım ben de. Neden uğraşıyorum? Uğraş. Hadi başlayalım. Herkese merhabalar bayanlar baylar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Pokemon dövmelerini konuşacağız. 90'lar çocukları, 2000'ler çocukları. Gerçi şimdi herkes gelsin Pokemon seven. Çayı kahveyi hazırlayın. Pokemon sevmeseniz de bence güzel bir video olacak. Fatih var kamera arkasında. Selam. Sesi duydunuz. Beraber yorumlayacağız, muhabbet edeceğiz. İlk dövmeyle başlayalım. Şimdi burada bu Nintendo ne denirdi buna? Game Boy. Nintendo Wii galiba. Wii bir şey. Bu abi çok iyi olmuş. Bu herhalde bacağı yapılmış alt tarafa. Kalfa malfa dönüyor. Üç tarafına da farklı şeyleri yapmış Pokemon'ları. Zaten en ünlü üçü. Squirtle, Charmander mıydı lan o? Charmander, Bulbasaur. O kadar oldu ki yani hatırlamıyoruz tabii. Bunların şey ilk değil mi? Bunlar evrimleşmemiş halleri değil mi? Evrimleşmemiş ilk halde. Bu Bulbasaur'ın bir şey bilmem ne zor vardı ya böyle gelişmiş. Venusaur bir şey. O çok iyiydi. Squirtle'ın şeyi vardı. Blastoise. Evet bak hepsini biliyor. Charizard. Charizard zaten efsane. Bir ruh hayvanım olsaydı Charizard olurdum. Kesin yani. Benimki Snorlax olurdu. Evet. Seni horladığın için mi? Snorlax. Peki fiziki şartlarına uygun. Çok güzel olmuş abi bu dövmeleri. Çok yorum yapmak istemiyorum. Çok güzel yani. Bir de Pokédex gibi birbirlerine aslında bakıyorlar. Pokédex'in içerisinde Pokédex'i Pokemon'u tuttuğunda hangi Pokemon olduğunu gösteriyor. Değil mi? Böyle tutunca gösteriyordu. Abi evet ona bak dikkat etmemiştim. O çok ince. Hepsi birbirine tutuyor yani aslında Pokédex'i. İnce bir detay olmuş. Çok güzel olmuş abi. Geçiyorum. Güzel. Bunlar ama yeni nesil. Bir de bak Pokemon'da böyle bir şey var. Ben bunu bilmiyorum abi. Benim bildiğim o 99 yapımı mı? 90 yılında işte. 97 mi? Öyle bir şey. Türkiye tabii çok sonra geldiği için bunlar 2-3 sene sonra. Biz bilmiyoruz ama galiba 97 idi ya. Neyse. O Pokemon'ları biliyorum ben. Hı-hı. Monkey vardı bizim. İşte Brox mu vardı şeyin? Kaya. Brox'un Kaya Pokemon'u. Kaya Pokemon'u. Geodude. İşte Koffin vardı mor. Koffin Rocket takımının Pokemon'uydu. İşte Meow bizimki falan. Ben bunları biliyorum abi. Bunlar yeni nesil değil mi? Yeni nesil olması lazım ama bunlar da Eevee tarzında Pokemon'lar. Adlarını unuttum ama Eevee tarzında. Çok Pokemon. Çok estetik olmuş. Abi çok işçilik olarak da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı dövmeler ya. Geçelim. İşte. Bu benim dövmem. Benim bacağımdan bu ya. Bak yemin ederim. Çok tatlı. Abi çok iyi ya. Bir de şey Charmander bakıyor ya. Charmeleon çok haklı yenen bir Pokemon. Orta. Ya Charizard çünkü ya Charmeleon'du değil mi o orta? Charmeleon. O da çok aslında şey. Tipin güçlü. Tipin aslında güzel ama yani küçüğü çok tatlı. Büyüğü tam bir canı var. Yani ortaya gerek yok. Ortancayı kimse takmıyor. Orta Türkiye'de olsa iş yapar. Abi çok güzel. Fuck you yazıyor orada. Heykel ve yani böyle işte hafif şeyler de var. Böyle spray. Poke topunu falan da çizmişler üstüne. Aynen onu gösterdim ben de. Sol sağ taraftaki bacakta. Aynen. Orada ne eksi o neydi? O bir şeydi. Ne eksi kanadında yazıyor. Ne neydi abi? Eşin bir sembolü müydü? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Eşli dövme yapılır. Eşli. Ay eşli. Charizard'ım benim be. Çok güzel dövme olmuş abi. Orada smoke mu yazıyor orada? Bir şey yazıyor altta da. Büste. Smoke. Üstün altı şeyde kaydede. Geçiyorum. Abi ben bunu çok beğendim ama ya. Bunu yaptırmak isteyen varsa buna benzer bir şey koş gel. Bu arada yeri gelmişken Instagram'da bizi kesinlikle takip edin. Karınca Tatu'yu. İşte Trendyol mağazamız var biliyorsunuz. Parantez içinde parantez açıyorum. Trendyol mağazası duyurularını yapıyoruz. İşte Instagram'da randevuları, işte yaptığım dövmeleri, piercingleri. Tabii hepsini değil ama işte üşenmedikçe story atıyorum, post atıyorum. Reel bu ara çok atıyoruz. Reeller güzel oluyor. Instagram Karınca Tatu'yu takip edin. Orası bizim ana üssümüz. Ve tabii YouTube çekimlerini de atıyorum. Birazdan hatta bizim Karınca Family grubu var. Mesajlaşma grubu. Instagram'da oraya bir fotoğraf atarım. Geçtim. Oh yeah. Benim adamım.
Abi, abi işte o şeyler, kartlar vardı bende ya. Getirseydim keşke ya. Kartlar maalesef bende yok. Bunların çok deli koleksiyoncuları falan var. Bende var. Bir kart. Ben sonradan aldım tekrar. 1 milyondan fazla mı? Saçma. Abartıyorsun. Abartmıyor mu? Ben aldım oğlum. 1-2 sene önce aldım ama demek orijinal değil tabii onlar. Orijinal, tek kart, altın rengi. Dünyada sadece bir tane var. Hadi canım. O yüzden koleksiyonlu. Oğlum eskiden Lace'de Mace'de çıkıyordu ya. Yok onlardan... Ya bir dakika, o çok güzel bir şey değil miydi abi? Hatırlayan var mı ya bu? Doritos'ların mıncıklayan. Abi... Lace'de... Böyle bir de şey vardı mesela. Ben Doritos alıyorum. Ruffles'da daha çok çıkar. Bir de böyle bir kafa vardı mesela. Hani Lace'de şu çıkar falan. Böyle bakardın abi. Sallamak değil de böyle bakıp falan. Çok keyifliydi abi. Niye? Onu yapsa var ya bak. Hala cipsi dönebilirim yani. Kafayı yeriz biliyor musun? Bak kafayı yeriz, alırız. Para biriktiriyordun. Atıyorum o zaman parasıyla kaç işte? 50 kuruş. 50 kuruş biriktiriyordun. İşte gidiyordun alıyordun falan. Her böyle challenge açılıyor gibi. Şimdi oyunda açılıyor ya o challenge'lar. 50 kuruş alınca aha canlısını, yeni bir hak. Canlısını yaşıyorduk. Canlısını yaşıyorduk yani, çok güzel. Abi bu iş çok güzel. İş de çok güzel. Hep güzel işler bulmuşsun. Çok da hoş. Tasarım da çok güzel. Realistik. Çok keyifli. Devam. Bu ne oğlum ya? Geri dönemiyoruz. Geri dön. Neden kötü işler? Bu da bu arada bir tarz. Sketch tarzı ama başarısız bir sketch tarzı. Yani kötü bir sketch. O sarıların hiçbiri yok bu arada. İleride söyleyeyim. Sarı bir de şey sarı kullanmış. Bright yellow. Böyle canlı çok şey. Çok açık bir kaybolacak bir şey. Biraz golden yellow gibi. Böyle biraz ne denir ona? Nugget yellow falan. Böyle markaların çeşitli modelleri olursa. İşte boya markaların. Böyle biraz daha... turuncumsu diyeyim kullansaymış güzel olmuş. O sarıların hiçbiri yok. Yani amatör bir sketch ama sketch aslında güzel yapılsa fikir güzel. Pikachu değil mi bu arada? Yani bu şey Pikachu. Değil mi falan diye. Aha Misty vardı abi, yıldız. Aldın mı ondan? Misty'nin o yıldız... sarını bulamadım. Ay. Starmie. Çok güzel. Oğlum hep Pikachu almışsın, geçtik. Pikachu. Hep Pikachu. Ya Pikachu da tamam anladık. Benim bir Pikachu'm vardı. Şöyle. Sünnet olduğumda şöyle bir Pikachu, ben onu satmıştım ya. Aa, tezgah kurup böyle kola tezgahlarında satmıştım. Altınoluk'ta. Ne günlerdi. Çok severdim onu valla. Pikachu çok sevimli bir şey abi. Pikachu çok sevimli ama mesela senin favori şeyin? Squirtle. Squirtle değil mi? Benim Balba. Skirtle da şey o... Azıcık huysuz. Üçlü gangster burp vardı ya. Gözlükte. Sana onun dövmesini yapmıştık. Var, şu kameraya var. Girsene onu. Netlik bozulur mu? Fatih'e bunu bozulur yapmıştık. Ama şöyle göstermeye çalışayım. Fatih'in ünlü kolu şimdi. Kolu da ünlü şurada. Oldu. Tamam. Netlik bozuldu mu bak bakalım bir. Yok ya, bozulmadı. Ya Skirtle'ı çok seviyorum. Çok minnoş. Çok ya rengi de güzel. Mavi falan. Tonları falan filan, kaplumbağa, tosbağa ama Balbazar başka abi, Balbazar'ın yani bilmiyorum, ruhen ona yakın hissediyorum biraz, huysuz Balbazar, Charizard olabilir Balbazar. Charizard ben... çok inatçı, Charizard... hiç umurumda değil hayat. Bu Pikachu da çok güzel olmuş, ben bu şu üçgen olaylarını, üçgen diyorum ya, yıldırım olaylarını çok dövmede de işlemeyi seviyorum. Buna benzer tasarımlar çok yaptım. Devam. Abi bu kim? Kübon. Şey bu kemikli arkadaş kemikli değil mi? Arkadaş. Şurasında maske var kemikten. Kübon. Kübon'u da çok severim bu arada. İkinci Pokemon'un Kübon. Öyle mi? Bu da sen kendine göre seçmişsin bunları. Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Şey çok güzel ama olmuş. Şeyle böyle seçin. Dövmelerin tarzını böyle seçin. Yok yok. Farklı tarz aldığın güzel olmuş. Mesela bunda biraz daha gotik tarz. Biraz daha black work. İçindeki gölgelerde dot work. Nokta nokta gölge. Çok güzel olmuş. Bu arada dövme tarzları diye bütün tarzları anlattığımız bir video var. Bir 3-4 sene önce çektiğim. İzleyin. Bu arada kanalda çok video var. Her şeyi hem muhabbet eşliğinde hem böyle yorumlama anlattık. Oynatma listelerinden bulup izleyin bol bol. Geçtik. Bu çok ünlü. Çok ünlü. Çok ünlü. Yani hatam yok sanırım. Böyle 10-12 sene önce de bu ünlüydü bu fotoğraf. Eski bir fotoğraf yani bu bayağı. Biz hatta bunu bir sürü insana da ben bu örneği de vermişimdir. İşte yaratıcı cover up diye. Cover up da denmez bunu aslında tam. Bu arada bilmeyenler biz de konuya girdik ama sol taraftaki çok kötü bir Pikachu. Çok kötü bir Pikachu. Böyle benim şöyle tarif ettiğim. Ben çizmişim. Estağfurullah. Ayağıyla dövme yapmış ya da böyle kablosundan tutup artık kablolu da yok böyle yani neyse.
yapmış gibi. Sağ taraftaki onu sanki çiziyormuş gibi ve çok güzel, çok kaliteli yapılmış. Orada da Pellegrini mi? Ne denir o soda su markası var ya, galiba o. Bir de içeceği var. İtalyan markası. Pellegrini diye isim vardı. P ile başladı, ona eminim de. Arsène Lupin'de bir karakterdi Pellegrini. Tam yani. Şey yapamıyorum. Neyse. Telaffuz edemiyorum. Neyse. Çok güzel yapılmış. İçilik olarak da çok keyifli. Tasarım işte. Yaratıcı tasarım budur abi. İlla onu cover up yapmana gerek yok. Onu almış. İşte bu. Hep zaten tasarımda öyle deriz ya yani. Abi biraz düşünmek lazım. İşte bu. Şahane. Pikachu da çok mutlu. Oba. Sıradaki. Balbazar'la poke topu. Birisi ayak bileğinin arkasına, topuğun orasına. Birisi kola yapılmış. Çok güzel. Bu da şey. Pixel art. Evet, 8 bit. Aslında bu ilk çıkan arcade oyunlar hep 8 bit evet. formatında yapıldığı için bu Pokemon zamanında Pokédex'te de baktığınız zaman aslında 8 bit çıkıyor. Evet, evet, evet. O yüzden bunları 8 bit yapmışlar. Ama böyle bir tarz da var zaten. Herhangi bir şeyi böyle şu bardağı da yapıyorsun falan. Pixel art zaten her şeyin sonuna art getirince bir akım oluyor. Ama çok keyifli. Çok çok yaratıcı duruyor. Oğlum başka Pokemon yok mu Allah aşkına ya? Hep ünlüleri yapıyorlar. Hah bak çok geçtik. Bu ne? Bu şey bizimkiler hayalet mi? Hayalet Pokemon'lar. Hunter, Gastly, Ginger. Onlar hangileriydi ya? Hayalet Pokemon'lar. Hangisi? Hatta Balbazar korkuyordu bunlardan. Ya hatırlar gibiyim de şeyin böyle değil değil mi? Roket takımının değil değil mi? Yok değiller. Bunlar, Snake vardı. Bunlar vahşi. Böyle lanetli bir evde falan yaşıyorlar. Ha. Musallat olmuşlar. Öyle. Hatırladım. Hayalet Pokemon zaten bunlar. Şu ortadakini hatırlıyorum öyle ellerinden falan. Tamam hatırlar gibi oldum. Ama biraz da yorum katmış o yüzden tam... O Ginger alttaki Gastly en alttaki... İsmini de biliyor. Tabii. Bunları da seviyorum burada bu üçünü. Hmm. Çok güzel olmuş ama. Mor, pembe, mavi, ateş. Direkt o 80'ler vibe'ı. Çok güzel olmuş. Geçelim. Yine Charizard, yine Charmander. Ama Pokemon topundan çıkan küçük. Poke Top da çok güzel olmuş. Tabii canım şey yap ya. İlber Ortaylı gibi oldun ha. Aç. Arıyor beni İlber bir zekalı. Arıyor ya. Salak ya. Çok kötü bir taktik ama yine de güldürdün bizi. Teşekkür ederiz. O Charmander. Acil bir şey yaptın mı? Biz çıkalım işte. Acil değil tamam. Kimse ölmedi. Allah korusun. Charmander çok çok güzel olmuş abi. Poke Top da güzel olmuş. Ya Poke Top da bu arada çok estetik bir şey. Bu arada parantez açıyorum. Oha dur açamıyorum. Bir sonraki görsele yanlışlıkla geçtim. Ya onlar millet Charmelon falan diyor işte. Beyazladı mı? Beyaz ayarını değiştir kanını. Kanım çekildi. Bu ne abi? Tahmin eden bir Pokemon. Bir dakika. Önce başta en baştan başla. Bu bir dövme mi? Dövme. Tamam. Dövme olduğunu söylüyorlar. Hani nal buradan alınmış bir kerpeten falan. Yok şey de değil yani böyle basketçi bir bandura gibi de bir şey değil yani. Tövbe öyle estağfurullah tövbe. Akşam akşam yemin ederim rüyama girecek ya. Bak, elleri çok güzel değil mi? Yalnız olumlu bakalım. Bir olumlu yanımı kullanacağım şimdi. Aslında buna bir Charmander değil de Charmander'ı taklit etmeye çalışmış değil mi? Charmander. Yani değil ama Charmander değil. Aslında buna Tim Burton'ın bir karakteri diye baksan. Mantıklı. Yine kötü de. Gerçi biraz mantıklı yani. Çok kötü de. Ya abi bu ne yapıyorsun çok... ya? Ne yapıyorsun ya? 50 liraya dövme yaptırınca ben. Bu evrim geçirse bunu aslında bak yaratıcı olan ne yapar biliyor musun? Bir de öbür tarafına şeyin karnının öbür tarafına da evrim geçirmiş halini yapacaksın mesela. O da kötü abi. Daha da kötü. Daha büyük abi. Çok güzel olur. Geçiyorum abi ben artık bunu. Of. Tadım kaçtı. Oğlum yeter. Ateş, ateş, ateş. Charmander sevgine tamam anladık ya. Ben yine... seviyorum. Millet çok seviyor. Bir de dediğim gibi dövme çeşitinden dolayı aslında. Bunda Dotwork olayı çok güzel olmuş. Bir de aslında siyah ve gölgeli siyah beyaz denir ya dövme. O siyah beyaz denmez abi. Yani mesela... Beyazlatmıyoruz ama beyazlıyor. black and grey diye geçer yani. Siyah ve gri diye geçer ya da direkt black de abi. Beyaz yani siyah beyaz hani neyse. Beyaz o senin derinin rengi yani. Beyaz gördüğün sen yine beyaz atıyoruz aslında. Falan değil mi? Sonradan derin rengine dönüyor. Yo çoğu insan öyle zannediyor bu arada. ama doğru bilmedikleri için ama bunları anlattık izleseydiniz eski videoları. Trip atalım. Güzel tasarım geçelim. Şey güzel olmuş ama bir yer renkli ateşler, diğer taraf gözler renkli, diğer taraflar siyah. Çok zarif iş. Bunu da yapmak isterdim. Bir de benim Dotwork'e çok uygun. Geçtim. Az fotoğrafımız kaldı galiba. Evet. Son iki. Son iki. Poketop. Ay tam bir çift dövmesi.
14 Şubat hatta tam galiba Perşembe'ye geliyor. Ya da emin olamadım. Bir bak işte 14 Şubat'a yakın bir tarih. 13 olur, 15 Çarşamba. Olur. Ha tamam, 15'inde yayınlarız. Sevgililer Günü için özel bir dövme şeyi formatı yayınlayacağız. Çift dövmeleri. Bunu da alabilirdik aslında. Ama tabii büyük ihtimal daha kırocan, daha böyle Nesli bir örnek vermeyelim. Çok klas şeyler buldum ama ha, buldun çok böyle mu? Komik şeyler de var. Tamam, Fatih hazırlayacak. Öyle özel bir video yapacağız. Sizin de video fikirlerinizi aşağı bekliyoruz. Çok güzel çift dövmesi olmuş ama yani. Bu i̇şte arada bir kişi de Ginger var orada. Hafif gülümsüyor. Ben de onu diyecektim. Bak onu hatırladım işte. Öbürü biraz yorum katmıştı. Tabii. Bu halini hatırladım yani. Geçtik son dövme. Sonra biraz Digimon falan konuşacağım. Aklıma Digimon geldi. Yu-Gi-Oh falan, Beyblade konuşacağım. Abi bu... Bu kim biliyorsun? Bu aslında kötü bir dövme değil. Niçin? Değil abi, bir şey demedim zaten. Şundan dolayı hani suratının öyle olması aslında... Bilerek. Hem bilerek, aslında bilerek olması nedeni de şu. Ditto diye bir karakter vardı. Suratı iki nokta bir çizgiden oluşuyor. Kim o? Bu hayvan, daha doğrusu bu Pokemon. Hayvan? Hayvan. Bu Pokemon diğer Pokemon'ların kılına girebiliyor. Ama yüzü değişmiyor. Aa, hatırladım. İki nokta bir çizgi ağız. Her Pokemon da böyle, hatırladım. Ama her Pokemon'un kılığına girebiliyor. Hatırladım. Adam, aa, evet. Ditto, Bulbasaur, Charmander ve Squirtle. Yok abi, güzel boyama falan zaten çok güzel yapmış yani. İşçiliğe bir şey demedim. Çözünürlük çok kötü de anlaşılmıyor ama yine de anlaşılıyor yani. İşçilik çok kötü yani değil. Esprisi oradan geliyor, bu hayvanla geliyor. Güzel olmuş ama yeter, şu üçlünün dışında da Pokemon konuşamadık. Şimdi ilk sorum size şu sevgili izleyiciler. Aşağı lütfen şeyi yazın. Bunun mesela Pokemon 2 çekelim mi? Çekeceksek hangi Pokemon'lar? Asıl sorum o zaten. Söyleyin Fatih de bu sefer onları asıl. Abi çok yok denizde yani. Giden böyle şey vardı, Misty'nin. O uçan böyle kayadan şey vardı. Boksör vardı. Ama onların dövmesi yok. Vardır abi, neyse. Sen bulamazsan ben bulurum. Siz yazın yorumlara, ben bulacağım. Bizzat ben bulacağım. Birkaç tane buldum ama çok yoktu böyle. Bir de asıl şeyi söyleyeceğim. Digimon. Abi Digimon da çok acayip bir şeydi. Bu bugünün konusu değil ama Digimon, Beyblade, Yu-Gi-Oh, Benten değil. Bunlar çok nostaljik kaldı Dragon aslında. Dragon Balls'u ben çok seviyorum. Dragon Balls benlik değil ama isteyen varsa şey yaparız. Benim uzmanlık alanım biraz daha Beyblade, Digimon falan, Pokemon. Bunlarla ilgili videolar istiyorsanız aşağı yazın. Artık her perşembe, 2024'te şeyimiz bu, her perşembe yeni video gelecek. Bunları da en çok Instagram'dan duyuracağız. Buradan da bildirimleri açıp lütfen abone olun kanala. Herhangi başka bir şey diyor muyuz Pokemon'la ilgili? Pokemon candır ya. Keşke tekrar izlesek ya. Kaç dem ol yani. Ya da Türkçesi... Kaç dem ol mu? Ya da... Karı kaçem ol. Kaç... Catch em all. Catch em all. Beni de unutturdu. Catch em all. Biz onu hep karı catch em all diye okuduk. Karı catch em all. Biz de karı Pokemon diye. Karı catch em all. Onu ben uzun zaman Michael Jackson söylüyor zannettim. Çok benzemiyor mu? Müziği. Benziyor. Bak kulağında duy. Şimdi telif var. İlber Ortaylı'dan sonra Michael olmadı. Peki. İzlediğiniz için merci efendim. Böyle tadımlık oldu. Aşağıda bekliyoruz yorumları. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle Pokemon, Poke Top olsa böyle. Seni seçtim değil mi? Ya seni seçtim Pikachu. Şöyle. İçine asistan çıkıyor. Ya. Seni seçtim asistan.